Evet arkadaşlar Herkese merhabalar alt koyunlarla de alakalı videomuzu çekelim dedik şöyle şimdi size bu videoyu yüklüyorum daha önceki çekmiş olduğum bitcoin ile alakalı videoyu önce şunu belirtelim yatırım tavsiyesi vermiyorum tamamen grafiksel verilere dayalı söylemlerde bulunuyorum yani bunları ben kendim için işin esası konuşuyorum bunları da sizinle paylaşıyorum yani bunları yatırım tavsiyesi olarak algılamayın lütfen Evet arkadaşlar şimdi buradan Öncelikle eos coin'e şöyle bir bakalım eos'ta son durum nedir son çizdiğimiz grafikten uzakta mı bakın Şu anda şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hani şöyle bir şey yaptık ya bakın. Yani herhangi bir uzaklaşması yok. Yani hani şu olayı zaten size söyledim. Yani buradan düştü, şöyle geldi. Şuralarda dedim biraz dolaşacak. Bakın şu alanda dolaşacak. Bu alanın altına inmesi bizim için risk içerebilir arkadaşlar. Yani şu alandaki e, ee, iniş çıkışlar bizi çok fazla etkilemez arkadaşlar. Yani şu iki nokta arasında şurayla şuranın arasında inip çıkabilir. Şöyle şu şekilde gelip bize buradan böyle bir kulp Oluşturabilir arkadaşlar. Bunu e, belirteyim sizlere. Şu an için zaten herhangi bir e, sıkıntı görünmüyor. Yani alt alakalı bizim bir sıkıntımız yok. Bizim en büyük sıkıntımız Bitcoinle alakalı. Bitcoin aşağı yönlü gitti mi? Bizim burada çizdiğimiz grafikler falan bütün her şey boşa çıkıyor. Yani şu analiz, e, şuradan istediğimiz kadar gösterge çizelim falan gösterge. Mesela şuradan e, bu çekelim ya da ne bileyim Gunfan'ı çekelim. Bunların hiçbirinin bir anlamı kalmıyor. Çünkü biz e, Bitcoin'e göbekten bağlıyız arkadaşlar. Ama şu an için söylediğim şu. Bizim için e, 6 dolar 6.056 e, bizim için önemli bir alan arkadaşlar. Bunun altına inmeyelim. Bakın iğne atabiliriz. Şöyle iğne atıp geri çıkabiliriz. Bu çok fazla önemli değil. Ama bunun altına eee Şöyle bir tekrardan netleştirelim arkadaşlar. Gün boyu e, bakıyorum grafiklere falan da. Şöyle bir netleştirelim, büyütelim. Pardon, 5.86 arkadaşlar. Özür diliyorum sizden. 5.86. Bakın, şu sarı çizgi var ya arkadaşlar. Şu 5.86'nın altına inmediğimiz müddetçe herhangi bir e, sıkıntımızın olacağını düşünmüyorum ben arkadaşlar. Şöyle de tekrardan oluşturalım. Ha olası kötü bir durumda biz tekrardan ne yapacağız burada ee, videolarımızı tazeleyeceğiz yenileyeceğiz ama dediğim gibi şu an için 5.86 bandı takip edilmeli arkadaşlar ee, bana soracak olursanız EOS coinlerimi sattım mı satmadım hala elimde tutuyorum Hatta yani şöyle söyleyeyim Bitcoin'deki gidişata göre ekstra alttan ekleme yapma durumumda olabilir arkadaşlar onu da söyleyeyim Çünkü ben henüz EOS'tan karımı almış değilim ee, onu söyleyelim. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunu da tekrar burada belirtelim. Çünkü hani ben satmıyorum diye siz de satmamazlık yaparsınız, şey yaparsınız. Ondan sonra ne olur arkadaşlar? Düşer dibe çakılır. Beni etkilemez belki. Çünkü hani şöyle söyleyeyim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ee, benim cebimi delecek bir para çeştiyle ben bu işi yapmıyorum. Yani beni etkilemeyecek paralarla yapıyorum ki herhangi bir şekilde kaygılarım olmasın zararına satış yapmayayım diye. Bakın mesela Neocoin'e de geleceğim. Neocoin'de de size grafiklerini falan anlatacağım. Ben Neocoin'i şu seviyelerden aldım arkadaşlar. Ee, 20 seviyelerinden aldım. Ee, şu anda çıkmış 100 seviyelerine. Ben Neocoin'de mesela bir kısmını sattım kendime artık riske atamam yani. Hani bir kısmını sattım. Karımı aldım arkadaşlar yani. Hani bu seviyelerden alıp bu seviyeye kadar çıkmışım. Karımı aldım. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bekliyorum. Eğer ki e, NeoCoin düşecek olursa, düşecek olursa tekrardan yani şu 94 bandına falan gelecek olursa 94 bandından bir kısım alırım. 94'ten aşağıya inecek olursa şuralarda bakın şu kısımda 88 86 bandları var. Buralardan bir kısım alırım. Ama e, Bitcoin'in e, gidişatını izleyerek arkadaşlar, bakın Bitcoin'de ne dedim? 50 bin dolar seviyesi bizim için önemli bir seviye. 50 bin doların altına inecek olursak eğer, bizi direkt 48 bin dolara, 46 bin dolara, 44 bin dolara derken böyle aşağı aşağı çeker. Çünkü arada arada bize sağlam destek yapacak. Bir iki nokta var, oraları da es geçeceğini düşünüyorum ben. Ha, şunu da söyleyeyim size. Bitcoin 50 bin doların altına inmezse, 50 bin dolara kadar inip oradan çıkacak olursa, o zaman ne yaparız? 50 bin dolara inip oradan çıkacak olursa, o zaman da size bir önceki videomda bahsettiğim gibi belli kademeleri geçtikçe bizim için birinci nokta 57 bin dolar noktası, 57.700 dolar olması lazımdı. Yine şuradan şöyle bir ee, BTC deyip bakalım yanlış olmasın çünkü arkadaşlar biz ne kadar konuşacaksak da bir şeyi kalmayacak şu an için kaç 54.500 dolardı arkadaşlar bakın 54.500 dolardı ama biz saat 11'deki kapanışımızı yine iyi yapmadık onu konuşalım yani hani e, saat 11 11'de 4 saatlik kapanışımız iyi olmadı arkadaşlar. Şöyle şuradan daha da netleştiririz. Gördüğünüz gibi. Bakın yine kırmızı verdik. Yani ben buradan mesela bu sefer kendime ne yaptım arkadaşlar? Bakın şöyle bir düşen trend çizgisi çizdim. Ee, düşen tren çizgisi doğrultusunda ne yapacağım? Şunu hesaplayacağım. Diyeceğim ki ulan bu düşen trendimiz buysa eğer bu buradan gelip şuraya çarpacak. Neyi veriyor bize arkadaşlar? 47 bin 46 bin dolar bantlarını veriyor ha, bu buradan çarpmadı mı Şuraları şöyle dolandı falan da gelip mi çarptı bu sefer bize 42 bin dolar bantlarını verecek Bu da kaç günlük bir zaman zarfında e, olacağı yani şöyle söyleyeyim 16 saat aşağı yukarı 24 saat diyelim 24 saatlik bir e, alan bizim için önemli zaten biz buradan e, Bitcoin'den farklı teknikleri kullanarak mesela Fibonacci göstergelerini de çizmiştik. Benim için mesela şöyle söyleyeyim. Fibonacci spriyeli benim için önemlidir arkadaşlar. Yani bakın şurada yani şu çarpacağı noktaları dıştan çarpacağı noktaları bize veriyor arkadaşlar. Peki biz bunu şu şekilde yaparsak ne olur? Şuradan çekecek olursak şuraya ne olur? Burada da yine bakın şu alanda dıştan çarpacağı noktalar belirginleşmiş arkadaşlar. Şimdi şuradan mesela şu alana gelip bizi buradan tekrardan şuraya sokabilir mi? Sokabilir. Yani onun için ee, biz bitcoin'i takip edeceğiz. Bir fibo daha çekelim mi? Şöyle. Şu alt noktayı alacak olursak ya oraya alırsak oradan olmaz da şöyle yapalım ee, arkadaşlar ya bizim için Bitcoin gerçekten önemli ee, Neyi yapabiliriz şu alt noktayla şurayı birleştirebiliriz değil mi çok geçerli olmaz ama evet arkadaşlar ne dedik bakın ya yani Fibonacci çizelgesi bize aşağı yukarı belli bir zaman dilimini zaten veriyor. Biz şu anda buradayız. Şöyle yapacak olursak arkadaşlar 8, 8 saatlik bir süre zarfında ya, şu alanlara değmesi de olasıdır arkadaşlar. 50, 50 bantlarına falan değmesi de olasıdır. Ha bu e, ille de değecek diye bir şeyi göstermiyor. Çünkü genelde hani çalışır bu göstergeler ama e, biliyorsunuz bitcoin baya böyle e, kurumsallarla birlikte rengini değiştirdiği için çok fazla da böyle göstergelere de bazen ne oluyor? Yanıltmış oluyor. Şimdi bir tane sağlam bir şirket kalkıp dese ki ben şu kadarlık bitcoin alıyorum. Bitcoin fiyatı bir daha şişmeye başlayacak. Bu böyle bir piyasa arkadaşlar. Yani burada belli şeyleri göze almamız gerekiyor. Şöyle yap, yapayım da bir oradan çektik. Şuradan çekersek neyi veriyor? Yani buradan çekersek de şu kes, 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 e, kesişim noktasını veriyor bize arkadaşlar. Yani tabii bu göstergeyi ben öyle sallamasyon yaptım hani orijinalini yapacak olursak şuradan ölçeğimizi kesinlikle kilitlememiz gerekiyor. Ölçek kilitlenmezse arkadaşlar e, bu gösterge doğru çalışmıyor. Yani hani en azından Göstergenin o noktada doğru çalışmadığını da anlayabiliriz. Şöyle yaparsak, evet, şöyle yaparsak arkadaşlar, şu zaman zarfı bize geliyor. Şuradan yine şu diple, şu tepeyi çekecek olursak, am burası bize geliyor. Yani ne olmuş oluyor arkadaşlar? Şöyle, bakın bu Fibonacci genelde çalışır yani. hani Şunu şuradan şöyle çektik. Doğru mu? Şöyle çektik. Dolandı. Geldi. Bizim burada mesela hani çıkabileceğimiz noktaları falan da verir bize arkadaşlar. Onun için e, bu göstergeleri takip etmekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir şey olabilir. Buradaki durumda aynen şöyle. Şu alanda mesela ne yapar arkadaşlar? Şöyle gelir. Şuraları dolaşacak olursa gelir. Çarpacağı nokta burası. Buradan eğer ki bizi dışarı vurursa yukarı yönlü biz böyle çıkmaya devam ederiz. Yok vurmadıysa şöyle şuradan da aşağılara aşağılara ineriz. Ta ki kaç seviyesine kadar ineriz arkadaşlar? Onu da şöyle tespit edelim tekrardan. 44 bin dolar seviyeleri. Görünüyor. Hangi zaman zarfında? Onu da tekrardan netleştirelim. Arkadaşlar, 10 günlük süre zarfında. Bakın, bu şunu şu anda tabii kilitlediğim için daha e, doğrusunu gösterdi bize. Az önceki yaptığımız sistemdeki doğru değildi. Şu arkadaşlar, 10-11 gün bekleyeceğiz. 10-11 gün süre sonrasında da işin rengini bize gösterecek arkadaşlar. E, neyi dedik? Biz Neo'ya baktık mı? Neo'ya bakmadık. Neo'ya da gelelim. Neo da bizim için önemli. Neo benim e, önemsediğim coinlerden bir tanesi arkadaşlar. Çünkü niye diyeceksiniz? Neo coin'den nereye gitti göstergemiz? Şöyle yapalım. Bir günlüğümüzü açalım. Arkadaşlar göstergemiz şuradan ölçek kısmını biz kilitle dediğimiz için otomatik ölçeklendirdiyip evet şimdi neredik arkadaşlar burada da bakın biz ben ya şu 94 seviyesine e, çizgi attım arkadaşlar 94 seviyesi bizim için önemli bir seviye yani hani biz buradan e, aşağıya düşecek olursak eğer aşağıya düşecek olursak eğer yine bizim için 83 bölgesi var 86 bölgesi falan var ama ben bu bölgeyi özellikle sarı ile belirttim. Hani şöyle söyleyeyim. E, dedim ya Neocoin'de bir kısmını e, sattım. Çünkü kendimi riske atmak istemedim artık. Yani şu alanda bakacak olursak arkadaşlar. Yani zaten yüzde %41. Ben tabi %41'i yakalamadım. Yani benim yakaladığım nokta arkadaşlar. E, şurası. Yani şöyle söyleyeyim. Bir %5'lik alan benim için çok önemli. Çünkü burada Bitcoin'in yapacağı ters bir durum. Bunu neye getirir biliyor musunuz arkadaşlar? Şu seviyeden. Dedim ya Neocoin ne kadar hızlı çıkıyorsa o kadar da hızlı düşer. Şöyle şu seviyelerimize kadar gelir. E bu da yani aşağı yukarı bir coin'de 20 dolar 25 dolar gibi bir fark yapar arkadaşlar. Onun için ben bu seviyeyi gözlemleyeceğim. Bu seviyenin altına düşecek olursa eğer bizi daha da aşağılara doğru çekecektir. Bitcoin'in eee Bitcoin'in yükselmesi ve düşmesiyle alakalı. Ama şu an için grafikte değişen bir durum yok arkadaşlar. Yani hani yine bizim hedeflerimiz belli. Bakın 145 dolar hedefimiz var burada. 145 doları göreceğimizi düşünüyorum. Daha sonrasından bakın şurayı da biz bir hedef olarak belirleyebiliriz. 170 dolar bandını. Daha sonrasından geleceğiz. 198 ve üst tarafına doğru çıkacağımızı düşünüyorum. Bu benim kişisel düşüncem arkadaşlar. Ee, bir de zafer arkadaşımız linkle alakalı demiştir link düşmüyor ee, bir bakabilir miyiz link mesela şimdi Arkadaşlar şöyle bir durum var muhakkak ki düşmüştür ee, şu olay var link tamamen ethereum bazlıdır yani hani ethereum'un e, hareketlerini direkt takip eder şöyle bir olayı var linkte şimdi örnek veriyorum Burada mesela e, bitcoin düştüğünde bitcoin e, düştüğünde diğer bütün coinlerde aşağı yukarı baya e, baya böyle bir düşüş oldu arkadaşlar ama bazı coinlerde düşüş gerçekleşmedi mesela e, hangisinde gerçekleşmedi bakın hepsi düştü ama ani yükselişi tekrardan yaptılar hangileri bunlar arkadaşlar dogda mesela yapmadı sebebi bu e, sebebini söylüyorum sebebi e, Dog Coin'de hacim çok fazlaydı arkadaşlar yani hani Dog Coin'de yeni yatırımcı çok fazlaydı öyle bir düşüşte de, e, demek ki oradakiler zararına satmayı istemediler onların ötürü de ayakta kaldı bu e, Coin. Neo Coin'de yine herkes yükselişi beklediği için satmadı Neo Coin yine ayakta kaldı. Şimdi Link'teki durumu şöyle bakalım yani Link işin esası ben e, zaten daha önceki videolarda da belirtti 45 dolar bandını yakalayacak dedik. E, zaten o seviyeleri gördü arkadaşlar. Şimdi Linkin hedefi arkadaşlar e, yeni hedefi şöyle bir gösterelim şuradan pardon. Ben en son baktığımda 51 ve 60 hedefleri vardı. E, şöyle de yaparsak arkadaşlar. Arkadaşlar 57 dolar 57 dolar ilk çıkacağımız alandır arkadaşlar. Bunun içerisinden mesela geçerken, bakın buradan geçerken mesela e, takılacağımız yerler olacak. Şuradan bir bakalım, şurada çalışacak mı? Tab, ben bunu şöyle söyleyeyim hani herkes şimdi ki ya bu niye yukarı attı? Ben bunu ters çalıştırdım, onun için yukarı attı. Normalde şurada karşıtı kapatırsak aşağı yönlü verir. Şu anda gideceğimiz seviyeleri gösterir. Ters yöne de vurduğumuz zaman arkadaşlar daha üst seviyelerden. E, görüntü alabiliriz. Bakın 0.5 seviyesine çarpmış. Bakın bu Fibonacci tekniğinde arkadaşlar en çok çalışan şu 0.5, 0.618. Buralar çok çalışır. 786 da 618'den sonra bir düş gerçekleşirse, düşme trendindeysek çalışır arkadaşlar. Yani hani şimdi biz buradan baktığımızda ee, ne olmuş? 0.5'e çarpmış muhtemeldir ki arkadaşlar bakın muhtemeldir ki e, şu seviyeyi tekrardan görüp şöyle gösterelim 31 buçuk dolar seviyelerine inecek yani bunu e, benim değerlendirmem bu şekilde e, ama tabi çıkacağı seviyeleri de şöyle size söyleyelim. 39, 44 ve 44 bantlarına tekrardan çıkma olanağı var. Bitcoin'e de bağlıdır bu yine arkadaşlar. Bitcoin ne derse o olur. Şu bağlandı. Tabi biz bunlara bakarken arkadaşlar burada bitcoin dominansına hiç baktık mı? Ee, bitcoin dominans. Şimdi bitcoin dominansı önemli bizim için. Dominansı hiç gözümüz takılmadı bugün. 53. 53 de dominans. Ya şöyle söyleyelim. Kaç seviyesindeymiş arkadaşlar? 52 buçuklu 54 seviyesi şu anda 53'te bakın şuradan şöyle bir kafa vermiş yukarıya doğru ama tabi aynı kafayı mesela nerede vermiş bakalım buralarda bir yerde vermişmiş şurada şöyle bir aynı kafayı vermiş gibi ya bunda da şimdi şöyle şu e, dominanstaki grafikte de yine aynı şekilde arkadaşlar öyle çok ekstrem bir durumu yok yani hani biz şuradan neyi görebiliriz omuz baş omuz yaptık bakın şöyle gösterelim. Şu alan şurası omuz baş omuz yaptık. Aşağı doğru vermesi lazım artık yani hani niye sağlam bir boğaya sokmadı bizi? Bunu da mesela araştırmak lazım. Yani hani normal şartlarda beklentimiz sağlam bir boğaydı ama şu dönemlerde mesela hani bitcoin'in borsalaşma durumu falan artık devletlerin kabul etme durumları olduğundan ötürü benim anladığım kadarıyla e, büyük şirketler iyi paralı olan kişiler benim anladığım kadarıyla Bit bitcoin'i şöyle e, 60 bin dolar seviyelerinden değil de 60 bin dolar seviyelerinden değil de ee, anladığım kadarıyla şöyle bir yapalım. Pardon. Bitcoin'i şöyle bir açalım. Ha linkteki son durumu söyleyip öyle geçelim oraya da. Linkte de e, dediğim gibi yani hani bakın zaten linkte seviyesine aldı. Buradan artık düştü. Şimdi artık yeni seviyeler için burada bize bir ekstra bir grafik oluşturması lazım. Ama biz şu açıdan da baktığımız zaman linkin 60 dolar seviyelerine kadar çıkması da beklenebilir arkadaşlar. Hani yıl sonu öngörümüz bu şekildeydi. Bunu en baştan da belirttik. Link de şu an için Ekstrem bir şey yok. Yani şu grafik oluşacak, buralarda bir şeyler oluşacak. Ki yeni bir şeyler söyleyelim. Çünkü şu anda düşme trendinde bütün hepsi bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar. Yani şuradan baktığımız zaman, bakın biz şu derinliği aşağı yukarı yakaladık mı? Pardon. Şu derinliği aşağı yukarı yakaladık diye düşünüyorum. Yani hani Bakın ne gösteriyor? Az önce de size söyledim işte dedim ki 48 50 dolar bantları, 51 dolar bantları bizim için seviyedir. Zaten biz burada 44 45 dolar kadar e, seviyeyi yakalamışız. Onu da şöyle yapalım. O seviyeyi yakalamışız. Yani hani şöyle biz bu seviyeyi yakalamışız zaten arkadaşlar. Yani şurada kalmış şu kadar bir alan. Ha bu alana ille de çıkacak mı? çıkmaya da bilir. Buradan artık düşüş trendi başladıysa ama yani şu anda Bitcoin ne derse o. Tekrar bunu da söylüyorum. BTC Arkadaşlar şöyle yapalım. Realimizi kaldıralım. Hatta şöyle tüm çizimleri de kaldıralım. Şimdi bakın genelde aşağıya böyle mum ata ata bakın şu iğneleme yapa yapa gidiyor arkadaşlar. Biz bu durumu bakın şuralarda da yaşadık. Aşağı böyle mum, mum ata ata böyle gıdım gıdım indi. Bakın her attığı mum da bakın şuraya mumu atmış ya daha sonrasından bunun bir yarısı kadar gelmiş. Sonra bir tık mum atmış bunun bir yarısı kadar gelmiş bakın bir mum atmış bunun yarısı kadar gelmiş. Şimdi biz burada ne yaptık? İlk ee, ilk mumumuzu karıştırmayalım, saymayalım. Neredik? Geldik. Mum attık. Bunun aşağı yukarı yarısı kadar geldik. Mum attık arkadaşlar. Yani şöyle yapabiliriz. Mum attık. Yarısı şöyle. Pardon. Şurayı bir kapatalım. Şunun şöyle ne yapacağız arkadaşlar? Yarısı kadar geleceğiz. Şuradan şöyle bir mum daha atacak. Buradan biz bunun bir yarısı kadar daha geleceğiz. Buradan böyle bir mum daha atacak. Bir yarısı kadar daha geleceğiz. Şuralar bizim mumlarımız olacak. Şimdi bu şekilde de e, aşağı aşağı inip daha sonrasından bizi böyle bir yukarıya doğru çekebilir. Zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu yeni girecek para babaları belki şu seviyelerden almak istedi. Ya da dedi ki olan dur şu seviyelerden alalım. Ha, bu aynen şuna benzer. Eee... Ben bu borsanın içerisindeyim. Ee, yani bu borsanın mesela e, temel taşlarından bir tanesiyim. Onun gibi düşünün. Yani e, Bitcoin zenginiyim. Yani hani benim yapacağım bir hamleyle Bitcoin böyle yerle bir olabilir tarzı da düşünebilirsiniz. Ya da ben çok zengin bir adamım. Yani Bitcoin'i bir iki haberle böyle biraz aşağılara çekebilirim. Ee, öyle bir potansiyelim var. Bunu bu şekilde de düşünebilirsiniz. Ee, bu tarzda insanların çevrelerindeki işte bu yatırımcılar birbirlerinden rica edip hani dur bir şunu birazcık aşağı doğru çekelim şunu şu seviyelere getirelim tarzı bir durumda yapıyor olabilirler arkadaşlar. Yani bunu bilemeyiz. Şimdi Piyasa onların elinde olduğu için bile bilemeyiz yani şu son zamanlarda tabi piyasa biraz daha globalleşti hani e, yeni ufak tefek yatırımcılar da girdi bizim de artık burada böyle bir söz sahibi olmamız gerekiyor ama şu an için değil yani bu mesela bizim de burada e, söz sahibi olabilmemiz için aşağı yukarı ya bir 5-6 senelik bir zaman zarfı daha gerekiyor bitcoin'de arkadaşlar dediğim gibi yani hani Bitcoin'i izleyip bakacağız. Şu an 55.130 dolar da bakın normalde hani şurayı 6.6'ya kadar çekmesi lazımdı. Çekmedi. Sebebi şu. Ya şöyle bir 57 bin doları görmüyor arkadaşlar. 57 bin 700 doları bunun artık görmesi lazım. Yani 57 bin 700 doları görüp şuralarda iğneleyecek. Bir alta inip tekrardan şöyle bir üste doğru atması lazım. Kaç seviyesine atması lazım? 60 bin dolar seviyesine atması lazım. Yani 59 bin seviyelerine. ya yani bunları yapacak ki biz diyelim ki bitcoin artık böyle yavaş yavaş kendine geldi. Tamam yeni aşağı doğru gidiyor. Ama bunu henüz yapmadı. Bunun içinde dediğim gibi bir 10 günlük süre zarfı gerekli arkadaşlar. Videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. 3 koyunu değerlendirdik. Alt coin'i e, bir sonraki videoda yine bir 3 tane alt coin değerlendiririz. Bakarız. E, anlık zaten böyle sıkıntılı durumlarda sizlere e, yine video çekip paylaşımını yapacağım arkadaşlar. E, bol bol para kazanmamız dileğiyle diyorum. Eee... Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Teşekkürler. Kanalıma abone olun, videoyu beğenin.